Samimi Analiz programı ile karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var ve ekonomist Deniz İstikbal bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Malumunuz seçim sürecindeyiz. En çok konuştuğumuz, en çok iliştirdiğimiz konuların başında da ekonomi geliyor. Tüm boyutlarıyla ele almak adına öncelikle şunu sormak isterim. Genel bir tasvirle Türkiye ekonomisi ne durumda, bizleri neler bekliyor? Tabii Türkiye ekonomisini değerlendirebilmek için önce geçtiğimiz son 3 senede yaşananlara biraz bakmak lazım bence. Yani pandemiyle başlayan, ardından işte enerji kriziyle, Ukrayna savaşıyla devam eden bir süreçten geçti dünya, hem de dünya ekonomisi. Türkiye ekonomisi de bundan ciddi anlamda etkilendi. Bu süreç hala da devam ediyor. Şimdi ise biz dünya genelinde bir sıkı para politikası uygulandığını, işte talebin düşürülmek istendiğini, büyüme rakamlarının aşağı doğru evrildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu tabii ki hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkeleri çok ciddi anlamda etkiledi, etkiliyor da. Tabii küreselde böyle bir süreçten geçiyor dünya. Tabii Türkiye ekonomisi ise burada biraz ayrıştı gerçekten. Hem ihracat rakamlarında, hem üretimde, hem işte kurulan, yeni kurulan firma sayısında dünya ekonomisiyle, dünyanın gelişmiş ekonomiyle ayrıştı. Ancak tabii ki burada hem enerji yönlü, hem tedarik yönlü, hem pandemiden itibaren gelen krizler silsilesi dünyada da enflasyonu yükseltti. Bu Türkiye'de de yansımasını gördük biz. Tabii şimdi Türkiye'deki enflasyonda düşme eğilimine girdiğini söyleyebiliriz. Baz etkisiyle büyük ihtimal senenin ortasında, yani Haziran-Temmuz aylarında %30'a doğru gevşeyen, ardından da %20'lere doğru düşecek bir enflasyon bizi bekliyor. Belki Maliye Bakanlığı'nın hedefi olan %18 rakamında yakalayacağız gibi görünüyor. Seneye de %8'lik bir enflasyonla karşı karşıya kalabiliriz diye. Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum. Maliye Bakanlığı'ndan bahsetmişken, Türkiye'de yeni bir ekonomi modeli de biliyorsunuz ki uygulanmaya çalışılıyor. Bu hangi aşamada ve sonrasında ne gibi, önümüzdeki günlerde ne gibi getirimleri ya da yaptırımlarını göreceğiz? Tabii Türkiye ekonomi modeli dediğimiz ya da Türkiye üretim modeli dediğimiz model aslında ihracata dayanan, istihdama dayanan, üretime dayanan bir model. Bunun ilk çıktılarını biz istihdamda gördük aslında. Model uygulandığı andan itibaren, yani Eylül 2021'den itibaren yaklaşık 3 milyonun üzerinde yeni ek istihdam yarattı Türkiye. Bu çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir oran. Hele hele her sene 1-1,5 milyon üniversite öğrencisinin mezun olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Yani bu ülkede siz iktidar olarak bu 1-1,5 milyon kişiye ek istihdam sağlamanız lazım. Bunu da nasıl sağlayacaksınız? Tabii ki büyüme oranlarıyla, yani ekonomik büyümeyle sağlayabilirsiniz. Her %1'lik ekonomik büyümede Türkiye'de yaklaşık 160 bin ile 180 bin kişiye istihdam sağlar. Yani işte Türkiye geçen sene çift haneli büyüdü. %11'in üzerinde bir büyüme yakaladık. Bu ne demek aslında? 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağladık demek. Aslında Türkiye ekonomi modeli ya da üretim modeli ithalata bağımlılığı azaltacak, ihracat merkezli, Türkiye'ye döviz kazandıracak, cari açığı düşürecek bir yaklaşım. Bir diğer etmen de tabii ki Türkiye ekonomi modelinin uygulanmaya başlandığı tarihlerden itibaren dünyada da bir küresel kriz var. Tabii ki modeli de ben çıktılarını da tam alabildiğimizi de düşünmüyorum. Belki senenin sonuna doğru daha fazla hissedeceğiz bunu. Özellikle Karadeniz'deki doğalgazın sisteme verilmesiyle, işte Gabardağ'ında bulunan petrolün sisteme entegre edilmesiyle enerji faturası düşecektir. Küresel enerji fiyatları da düşüyor. Ben bunun Türkiye için olumlu gelişmeler olduğunu görüyorum. Peki hocam, bir seçim sürecindeyken mitinglerde açıklanan, meydanlarda açıklanan her iki taraftan da seçim işte için ekonomiye söylemleri nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi, yoksa daha fazla üstüne konulması mı gerekiyor? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Tabii seçimi göğüsleyecek olan ya da yarışan iki tane taraf var. Biri Cumhur İttifakı, biri İttifakı. Ben izin verirseniz Cumhur İttifakı'ndan başlamak istiyorum. Tabii ne görüyoruz burada? Seçim sonrası büyük ihtimal şunları göreceğiz. Şöyle bir tablo karşımızda olacak. Biraz enflasyonu merkeze alan, alım gücünü arttırmaya çalışan bir Cumhur İttifakı karşımızda olacak. Siyasi irade
ve istikrar sürecek tabii ki. Bu da bize şunu gösterecek. Yani Türkiye'nin karar alma mekanizmasında herhangi bir sıkıntının olmadığı, hızlı karar alabilen, krizlere hızlı çözüm üretebilen bir Cumhur İttifakı var karşımızda. Bunun hem mecliste hem de hükümette bir karşılığı olacaktır. Ve yabancı yatırımcı da aslında bunu bekliyor. Ben de bunu bekliyorum. Neden? Yani bu sene yaklaşık 15 milyar dolarlık Türkiye'ye bir FDI, yani doğrudan yabancı yatırımcı gelmesini bekliyoruz. Ben bunun artabileceği kanaatindeyim. Eğer Cumhur İttifakı'nın söylemleri başarılı olabilirse, Cumhur İttifakı yeniden iktidara gelirse, ki bunun sadece belki 20 milyar dolara yaklaşacağını büyük ihtimal göreceğiz. Bir Bir diğer, istikrar mı bekliyorlar yani? şöyle söyleyeyim, yani uzun aylardır aslında seçim bekliyordu yabancı yatırımcı. Seçim gündeminden Türkiye'nin çıkmasıyla birlikte bir Türkiye'ye doğru bir yabancı akışı olacaktı. Çünkü gerçekten çok büyük bir potansiyel taşıyor Türkiye. Seçime doğru bir belirsizlik ortaya çıktığı için yabancı yatırımcı imtina ediyordu. Şimdi ise o belirsizliğin ortadan kalktığı bir ortamda tabii ki hem Türk lirasının değer kazanabileceği bir ortam yaratılacak, hem de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bir diğer kısımda da tabii ki Millet İttifakı var. İşte siyasi mekanizmayı farklı parçalar arasında bölüşen, bakanlıklara bölüşen, belki Ekonomi Bakanı'nın bir işte partiden, Ekonomi Bakan Yardımcısının bir partiden, Merkez Bankası'nın bir partiden olduğu parçalı bir yapı var karşımızda. Yani bu yapının ben Türkiye'ye istikrar getireceğini ekonomik açıdan düşünmüyorum işin açıkçası, ki IMF'le belli anlaşmalar imzalamayı taahhüt ediyorlar, ki IMF programı son 10 senedir örnek vermek gerekirse Mısır'da uygulanır. Mısır'da hala ekonomik sorunlar çözülemedi. Lübnan'da IMF var, krediler Lübnan'a aktı ama hala sorunlar çözülmedi. Arjantin çok iyi bir örnektir. Yani işte IMF'in en büyük kredileri verildi Arjantin'e. Ancak bugün dahi Arjantin'de işte %100'ün üzerinde bir enflasyon ve son 6-7 senede 100 kat değer kaybetmiş bir para birimi var. Yani 1-2 kat değil, 100 kat. İşte halk para üzerinden artık alışveriş yapmayı bırakmış, takas sistemine geçmiş. Böyle bir program var. Yani vaat ettikleri Türkiye IMF programı Türkiye için bence çözüm değil. Yerel kaynaklara dayanan Türkiye ekonomi modelinin belki reform edileceğini de göreceğiz bunu ilerleyen vakitte. Belki bir senelik yapısal reform süreci de Türkiye'ye Cumhur İttifakı tarafından tecrübe edilecek. Ben burada ağırlık görüyorum. Yani Türkiye'nin ekonomik sorunları ya da problemleri Türkiye'den çözülürse daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabiliriz. Yani IMF, evet, dünyada başarılı örnekleri var, ancak Türkiye tarzı ekonomilerde ben pek başarılı olduğunu göremedim maalesef. Zaten geçmişten de tecrübelerimiz var. Sadece IMF bandında değil, bir de Avrupa'dan da yine 300 milyar dolarlık bir yatırım geleceği 5 yıl içerisinde böyle söylemler de var. Şöyle söyleyeyim, yani son 5 senede Türkiye'ye yanılmıyorsam yaklaşık 70 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırımcı geldi. Cumhuriyet tarihinin herhalde en yüksek rakamları yine AK Parti dönemlerinde doğrudan yabancı açısından döneminde çekildi. Yani CHP'nin veya işte o diğer Altılı part masanın. altılı masanın iktidara geldiği bir süreçte 300 milyar dolar para senelik yaklaşık 60 milyar doların üzerinde bir rakam demek. Bugün İngiltere ekonomisi bile 60 milyar dolar çekemezken Türkiye ölçeğinde bir ekonomi bunu nasıl çekebilir bilmiyorum. Yani içini doldurmadıkları için ve bunu da bize açıklamadıkları için farklı açıklamalar yapıyorlar tabii ki. İşte o altılı masanın bir üyesi daha var. O da şöyle bir açıklama yaptı. İşte borcu borçla kapatacağız, düşük faizle borç alacağız. O zaman demek ki siz bir çözüm önerisi sunmuyorsunuz. Sadece borçlandıracaksınız insanları. Borçlanmak demek şu demek. Yani sizin bu borçlara verdiğiniz faiz oranı artacak demektir. Yani işte dünyada yaklaşık 300 trilyon dolarlık bir borç var. Dünya ekonomileri ve ülkeleri her sene 6-7 trilyon dolar faiz ödemesi yapar. Ve siz bunu arttıracaksınız Türkiye açısından anlamına gelir. Bütçeden faize daha fazla para ayıracağınız anlamına gelir. İşte hastane yapmayacaksınız. İnsanların ihtiyaç duyduğu ek istihdamı yaratmayacaksınız. Onun yerine faiz. O zaman Türk milleti siz de çok iyi bilirsiniz ki kemer sıkmayı çok iyi bilir ama bakalım önümüzdeki süreçte çok merak ediyorum bu kemer sıkma politikaları ne duruma gelecek. Bir yandan da yatırımcı tarafını sormak isterim. İşte ev almak isteyenler ya da araba almak isteyenler biz biliyoruz ki bankalar tarafından